şu an 339 bin takipçiniz var. Evet abi. Instagram'da. Aylık sanırım 100 milyon gösterimi vardır sayfanızda. 130 milyon var abi. 130 milyon. Peki, popüler olmak hoşunuza gidiyor mu? Yoksa o eski hayatınıza hani kimsenin fotoğraf çektirmek istemediği, daha rahat yürüdüğünüz, onlara biraz böyle bir özlem vesaire var. Yok abi. Çok hoşuma gidiyor. Tehdit aldınız mı? Hiç almadım. Çünkü bizim geriye bile sıkıntılı ticaret yok arkadaşlar. Yani eskiden Bursa'da bu işi yapanlarda böyle çok sıkıntı olabilir. Yani galericilik hakikaten çok iyi bir algı değil. Bunda netiz yani. Bunu bir ayıralım. Ama dediğim gibi değiştirmeye çalışıyoruz. Bugün burada size bir şeyler anlatabiliyorsam ne mutlu bize. Demek ki bir şeyleri ufak da olsa başarmışız ki burada bir şeyler anlatabiliyoruz. Hiç tehdit almadım. Çünkü hakikaten Muskar'da sıkıntılı herhangi bir ticarete yer yok. Muskar 7 yıldır açık, 6 yıldır biz kiracıydık. 10-11 ay önce de Allah bize nasip etti orayı almaya. Bir ticari güdümle almadık oraya. İşte herkes bana diyor ki burada imar var mı, kaç, buraya kaç kat imar veriyorlar falan. Yani verseler de vermeseler de biz oraya inşaat yapıp oradan çıkmayacağız yani. Biz orada Muskar'ın orada olması için biz orayı Allah nasip etti aldık. Bu arada yani yanındaki kardeşlerimle beraber karar verdik de aldık yani. Sıkıntılı bir tane ticaretimiz oldu arkadaşlar. İnanamazsınız anlatsam. Şöyle, bir araba sattık, gözümüzden kaçmış. Bir parça boya var dedik arabada. Arabada iki parça boya çıkmış. Adam beni aradı gece, burnundan soluyor, nasıl oldu diyor. Ya nasıl özleyeceğimizi bilemedik. Abi dedim hemen sabah gel, yani ben hemen değerini alayım, paramı da iade edeyim. Sabah kahvaltı hazırlattım bir şekilde. Birkaç kelam ettim, çok özür diledim. Daha biz otel satışını yapmadan, hesap numarasını yolladı, parasını iade ettim. Parasını iade edince abimiz biraz rahatladı. Normalde böyle bir şey yok ya. Normalde eskiden şöyleydi. Ben sana iki parça koyamadım. Eskiden. Adam şaşırdı parayı diye iade edince. Sonra biraz sosyal hayattan konuştuk. Abimiz bizi tanıdı. 5 dakika, 10 dakika sonra parayı bize iade etti ve ben de iyi ki bundan araba almışım dedi. Tek sıkıntı ticaretimiz bu. Sıkıntı denecekse yani.